Uyku problemi nedir? Uyku sorunu nedir? Ve bunun çözümleri nelerdir? Öğrenelim. Evet. Birçok insan maalesef uyuyamıyor, uykuya dalamıyor, uyusa bile sık sık uyanıyor. Bunu tetikleyen birçok faktörler var. Bu faktörlerin bazıları kişinin kendisinden kaynaklanan faktörler, bazıları da çevreden kaynaklanan faktörler. Kendisinden kaynaklanan faktörler, yani bazı insanlar erişkin çağa da gelse altını ıslatabiliyor. Bazı insanlarda huzursuz bacak sendromu oluyor. Huzursuz bacak sendromu olursa ne olur? Aniden bacağında gerilmeler, kramplar meydana geliyor. Uykudan uyanıyor. Veyahut da uyku apnesi oluyor. Nefes alamıyor. Yani çeşit çeşit faktörler rol oynuyor. Harici faktörler ise gürültülü ortam. Uyumak istediği zaman komşusunun veya çevredeki iş yerlerinin gürültüsünden uyuyamama. Bazen de maalesef maganda dediğimiz tipler var. Gece yarısı adam saat 11'de 12'de bizim oturduğumuz semtte var bir tanesi. Motosiklete biniyor. Motosikletin egzozunu çıkartıp ekstra gürültü yapmak için egzozunu çıkartarak motosiklet sürüyor. Hiçbir türlü bir şey yapamıyorlar buna. Yani evet. Gece yarısı 1'de 2'de gürültü yaparak sürüyor. Çevrede yaşlı, çocuk, hasta verdiği düşünmüyor. Yani bu tür insanların aslında toplumdan izole edilmesi gerekir. Muhakkak. Bazı komşular da maşallah gündüz gürültü yapmıyorlar. Saat 11'den sonra gürültü yapmaya başlıyorlar. Bağıra bağıra konuşuyorlar. Evet. Uyardığın zaman da tabii ki o da seni uyarır. Evet. Kötü bir ortam. Evet. Yani komşuluk hakları eskiden köyde vardı. Fakat şimdi komşuluk diye bir şey yok. Bir binada oturuyorsunuz. Binada 15-20 aile oluyor veya 30 binaya göre değişiyor. Kimse kimseyi zaten tanımıyor. Asansöre bindiğimizde artık selam bile vermiyoruz. Aynı apartmanda oturduğumuzu biliyor olmamıza rağmen. Sürekli değişiyor gelenler gidenler. Evet. Taşınıyorlar, yeni geliyor, eski gidiyor. Tanımıyorsun. Evet. Yani bazen de şüpheleniyorsun. Acaba hırsız mı girdi? Bilemiyoruz. Evet. Yani şimdi bu problemin çözülmesi gerekir. Aile yapısı, aile dokusu, toplumda ve bizim eski kesinlikle Anadolu'daki aile yapısı, komşuluk ilişkileri vardı. Şimdi yok. Hiçbir şey yok. 20 milyon insan büyük şehirlerde yaşıyor ve bunlar yalnız yaşıyor. Evet. Kimi boşanmış, kimi evlenememiş, evlenme çağında olmuş, evlenemeyen çeşit çeşit sebeplerden dolayı. Ve bu insanlar robot gibi sabah işe gidiyor, akşam işten geliyor, televizyon seyrediyor, yiyor içiyor, yatıyor, tekrar işe gidiyor. Yani monoton bir hayat. Komşuluk ilişkisi yok, akraba ilişkisi yok. Bitmiş gitmiş. Bu sorun bir an önce çözülmezse toplum, aile çözülürse toplumda millet de çözülür. Umursamaz insanlar meydana gelir. Mesela vatandaşın biri gelmiş bana diyor ki sabaha kadar uyuyamıyorum. Niye uyuyamıyorsun dedim. Suriye'deki Türkmenleri düşünüyorum. Sivil insanları Rusya bombalıyor. Öbür tarafta Irak'ta Amerikalılar Tal Afyon'u bombalıyor. Amerika 6 defa Kuzey Irak'taki Türkmenlerin yaşadığı 200 bin nüfuslu şehri 6 defa bombardıman etti, çember aldı, yok etti insanları. Sivil. Huzurumuz azalıyor, azaldıkça da düşüncelerimiz artıyor. Bu da uykusuzluğa tabii ki neden oluyor. Bu vatandaş da yani oradaki Türklerin, Türkmen demek yanlış aslında. Türk, onlar da senin gibi, benim gibi Türk, sadece sınırın öbür tarafında kalmış insanlar. Evet. Bunları düşünmekten uyuyamıyor. Sabahlara kadar onu düşünüyor. Dedim ki bir şey yapman lazım çünkü vicdanı rahat değil. Evet. Psikolojisi bozuluyor. Vicdanın dedim rahatlasın. Nasıl yapacaksın? Ya gidip savaşacaksın. Gidip savaşamıyorsan ona maddi manevi bir katkıda bulunacaksın. Nasıl yapayım dedi. Gelirin nasıl? İyi. Ne kadar? O para çok. Para problem yok. 15-20 bin lira kazanıyor ayda. Ayda 1000 lira yatırabilir misin dedim. Kızılay'a mesela Türkmenlerle ilgili. Yaparım dedi. Yap bakayım dedim. Hemen uyursun. Rahat uyursun. Şuur altı bilinç, vicdan muhasebe yapıyor çözemiyor. Evet.
psikolojisi bozuluyor, uyuyamıyor. Tamam, deneyim dedi. Gitti. Bu Kuzey Irak'taki Türkmenlere, Türklere ve Suriye'deki Türklere otomatik ödeme yapmış. Adam bir hafta sonra tekrar karşılaştık. Nasıl oldu? Vallahi çok iyi uyuyorum. Hemen yastığa kafamı koyuyorum, uykuya dalıyorum dedi. Şimdi kişinin beyninin şura altı aynı bilgisayar gibi. O durmadan çalışıyor. Birisi bir soru sorduğu anda saniyenin binde biri kadar kısa sürede cevap veriyor. Neden? Bilgisayar gibi harıl harıl çalışıyor beynimiz. Yani bazıları demiş ki, dalga geçmiş. Mesela demişler ki, insanların beyninin %3'ü çalışıyor, %4'ü. Öyle bir şey yok. Beynin %60'ı çalışır, %70'i çalışır. Uyku halinde daha fazla çalışır. Uyurken kişinin beynin %80'i çalışır. Neden? Temizlik yapıyor, lüzumsuz şeyleri siliyor. Çünkü gözümüz kamera gibi, video gibi sürekli her şeyi kameraya alıyor, videoyu çekiyor, evet, çekiyor, kesinlikle. Çekiyor. Lüzumsuz olanlar, bunlar hafızaya kayıtlıyor, kayıtlıyor. Bunları lüzumsuz her şeyi uyuduğu zaman kişi temizlik yapıyor, bilgisayar gibi. Lüzumsuz şeyleri arıtıyor, temizleniyor. Uyku bu nedenle çok önemli. Uykunun da REM faz, uykuya dalma, onun da REM uykusu var, no REM uykusu. Bu REM kendi arasında alfa, beta, teta diye gruplara ayrılır. Kişiden kişiye değişir. Birinci grup mesela REM 1 90 dakika sürer. Sonra 30 dakika dalga dalga. Peki, inişli çıkışlı. Her uykuda REM uykusu alınır mı? Tabii tabii. Günde yattığında kişi her uyuduğumuzda REM ile, uykumuzu alıyoruz yani. Tabii tabii. İyi veya kötü. 3 ile 5 defa bu uykuya dalar kişi ve burada bu fazdan çıkacağı sırada rüya görmeye başlar. Rüyalar çok önemli. Güzel rüya görmek, güzel uyumak için ne gerekir? Ormus gerekir. Ormus kim üretmiş? İlk tarihte Hazreti Musa. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor. Tur Dağı'nda Allah'la konuşacağım diye çıkıyor. Allah-u Teala'dan ona 10 emir veriliyor. Tur Dağı'ndan geri dönüyor. Bakıyor ki Hazreti Harun'u dinlememiş Yahudiler. Geri kafir olmuşlar bir kısmı. Semir denen birisi altınları toplamış, altın buzağı yapmış. Hazreti Harun kardeşini bir iki vuruyor tabii. Niye engel olmaz diye. Sonra altın buzağı kırıyor, toz haline getiriyor. Akdeniz'e serpiyor. Akdeniz'den altın tozu olmuş şeklinde geri dönüyor. Sütten beyaz, baldan tatlı. Bu ormus ne yapıyor? Beyindeki sinir hücrelerinin içerisindeki DNA'yı yeniliyor, tamir ediyor. Vücudumuzdaki milyarlarca hücre saniyede milyonlarca defa serbest radikallerin saldırısını uyuyor. Hiperoksitler, peroksitler, dioksitler vesaire vesaire. Ve zararlı bakteri, virüs ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler. Evet. Yemiş olduğumuz gıdalardaki kimyasallar, diş macunundaki sodyum florit, cips, jelibon, kek, gofret vesairedeki mesela NBŞ veyahut da sıvı sabunlardaki deterjandaki SLS vesaire vesaire. Yani bütün kimyasallar vücuttan atılmıyor. Sentetik, plastik gibi. Bunlar depolanıyor, depolanıyor, beyne zarar veriyor. İşte ormus ne yapıyor? Beyni temizliyor şak 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 şak. Kişi uyuduğu zaman çok güzel bir rüya görüyor, rahatlıyor. Bazı insanlar da yattığı zaman kabus görüyor. Evet, kötü karabasan. Üzerine böyle karabasanlar geliyor. Sabah uyandığımız gibi baktığımız her yerden nefes alamıyor. Neden böyle rüyalar görüyoruz? Uyku felci denir buna. Aslında karabasan diye bir olay yok. Kişi çok yoğun, tempolu çalışıyor, stresli çalışıyor. Yatıyor, o kaslar geriliyor, vücut geriliyor, rahatlayamıyor kasları. Vücut geriliyor, geriliyor, atamıyor bu gerilimi. İşte o anda her millette bu karabasan olayı var. Bizlerde, Türklerde siyah karabasan bir şey geliyor, basıyormuş gibi. Ses bir insan, çıkmaması ses, hali. Evet. Uyku felci geçirdiği için kişi uyanmak istiyor, uyanamıyor. Üstünde bir şey varmış, basıyormuş da onun boğazını sıkıyormuş gibi hissediyor. Evet. Aslında böyle bir olay yok. Uyku felci. Bu Almanlarda da var. Almanlar Hexendruck derler. Yani
cadı sıkıştırması, cadı boğması gibi. Onlar cadı, onların kültüründe cadı çok önemli. Evet. Cadılar, büyüler vesaire Alman kültüründe. Rus kültüründe ise orman kültürü var. Orada orman çok olduğu için ormanın ruhu, ağacın ruhu gelir buhar gibi düşünce var. Amerikalıların diğer milletler gibi derin kültürü, derin tarihi olmadığı için onlar uzaylı görürler rüyalarında. Hep uzay filmleri seyrede seyrede rüyalarında karabasan yerine biz karabasan görürüz. Onlar uzaylı görürler, ondan korkarlar. Yani her milletin kültürü farklı farklı olduğu için evet. Her milletin insanları da farklı farklı karabasan görür. Şekil değişir yani. Bunun bir vatandaş tabii karabasan görüyor, sık sık uyuyamıyor. Ne yapacağım ben dedi. Ormus'tan'a bakayım ne olacaktım. 6 gün sonra arada çok güzelmiş dedi. Allah senden razı olsun. Artık çok güzel uyuyorum. Hiçbir problemim kalmadı. Şak 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 beyni açılıyor. Dünyaya bakışı bile açılıyor. Kişi kullandığı zaman unutkanlık gidiyor. Beyin açılıyor. Hafıza güçleniyor. Mesela diyelim ki oturuyorsunuz ofisinizde herhangi bir yerde. Karşı manzaraya baktınız. Ne var? Binalar var, ağaçlar var vesaire. Tamam, dikkatinizi çeken başka bir şey yok. Her şey normal. Ormus kullanındaki kişinin farklılığı artıyor. Daha derin görüyor. Mesela karşıda bina 200 metre ileride bir binanın penceresinin çerçevesinin rengini dahi fark edebilir hale geliyor. Önceden fark etmediği şeyleri. Oradaki reklamın üzerindeki siyah yazıları, sarı yazıları, yeşil yazıları bile fark ediyor. Farkındalık. Herhangi bir cisme, herhangi bir maddeye baktığı zaman kişi 10 bin renk tonundan meydana geliyorsa kişi bunun belki 100'ünü, 200'ünü kavrayabiliyor. Ormus kullandığı zaman yavaş yavaş artıyor 400-500. Yavaş yavaş farklılığı artıyor. Televizyon seyrederken vatandaş o hale gelmiş ki benim bir tanıdım. Yani televizyon hemen hemen sonuna kadar açıyor, zor duyuyor. Tabii üstteki, yandaki, alttaki komşular rahatsız oluyor. Sürekli ne oluyor, ne yapıyorsun diyorlar ya. Artık uyuyamıyoruz. Ya dedi komşularımla kötü oluyorum. Televizyon seyretsem bir türlü, etmesem bir türlü ne yapacağım? Ormus kullan. Neden? Beyni temizliyor. 6 hafta sonra geldi ya, çok güzel bir şey bu. Niye dedim? Artık bir veya iki tık açıyor, sonunu açmış kadar rahat duyuyor. Çünkü beyni temizliyor. Beyin arındıkça, temizlendikçe kişinin bütün duyguları, duyu organları canlanır, güçlenir. Çünkü bu vücudu regenere ediyor, temizliyor, arıtıyor. Anlıyorum.